Sevgili 6. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 6. sınıf yazılarda şu sağ üst köşede kartlar kısmı var. Birazdan şurada bir bilgi çıkar. Oraya tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki sözcükleri aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız demiş. Zaten klasik kelime. Burada kelimelerimiz var. Belirli boşluklara yerleştireceğiz. Peki kelimelerimiz ne? Bunlara bakalım. Şehit, gazi, ehlibeyt, miraç, bayram, kadir ve millet kelimelerimiz var. Şimdi ilk sorumuzdan başlıyoruz. Hadi güzelce başlayalım. 100 alacak sorularla devam edelim. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin aile fertlerine, ev halkına ne diyoruz? Ehli beyt diyoruz. Şimdi ikinci kısımla devam ediyoruz. Dini ve milli bakımdan önemli olan ve toplumca kutlanan günlere biz ne deriz? Mesela Ramazan bayramı. Mesela ne? Kurban bayramı. Ya da işte 30 Ağustos Zafer Bayramı. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi bizim dini ve milli bakımdan önemli olan toplumca kutlanan günlere ne diyormuşuz? Evet, bayram diyoruz. Vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerleri canı pahasına savunup burada yaralananlara gazi diyoruz. Ölenlere demeyelim de canlarını verenlere ise şöyle diyelim canlarını verenler verenlere ise şehit diyoruz. Allah hepsine gani gani rahmet, yaşayanlara sağlık versin. Hepsinden Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim nokta nokta gecesinde indirilmeye başlanmış. Hangi gecede indirilmiş? Bakın Kadir gecesinde. Tamam. Şimdi size bir bilgi yazacağım. Tamam, şuraya her derste yazıyorum. Klasik zaten. Bu bilginin ekran resmini çek. Unutma. 610 yılında Mekke'de Nur Dağı'nda Nur Dağı Hira Mağarası Ramazan ayı Kadir gecesi Alak suresinin ilk 5 ayeti ilk ayet oku ve Cebrail aracılığıyla ilk vahiy gelmiştir. İlk vahiy konusunda bileceğiniz şey budur. 610 yılında Mekke'de Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nda Ramazan ayında Kadir gecesinde arkadaşlar Alak suresinin ilk 5 ayeti ilk ayet ise oku yaradan Rabbinin adıyla oku şeklinde Cebrail aracılığıyla peygamber efendimize gelmiştir. Bunun ekran resmi alın bakın karşınıza çokça çıkacaktır. Şimdi geldik aşağı tarafta yine eşleştirme sorumuz var ama burada bazı temel kavramlar var. Bu kavramlar nedir? Mesela sevgi kavramı var, doğruluk kavramı var, sabır kavramı var, sorumluluk ve adalet kavramları var. Bunlar bizim ve İslamiyet dini açısından çok önemli kavramlardır. Peki bunlar nedir? Bakalım. Olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet. Metanet sabır demektir aslında. Gösterilen zaman anlamına gelir. Yani beklemektir arkadaşlar. Olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen beklemek denilen sabırdır. Yalandan uzak durmak. Yalan olmayan adam ki nedir? Doğrudur değil mi? Yalanın zıttı ne? Bak yalandan uzak durmak doğruluktur. Üzerine düşen görevi aksatmadan düzgün bir şekilde yapmak. Herkes ne yapacak? Sorumluluğunu bilecek. Mesela sen bu sınavdaki sorumluluğun ne? Gireceksin sınava, yüzünü alacaksın, çıkacaksın. Sorumluluk. Bir şeye
ya da bir kimseye karşı yakın ilgi duymak, onu böyle kucak dolusu sevmek, değil mi? Mesela ben yorumlarda dedim görüyorum, bakıyorum yazıyorsunuz hocam çok güzel, çok güzel diyor. Allah'ım diyorum ki ya ne mutlu güzel bir şey bu. Bu yani bir öğretmenin görüp görebileceği en güzel şeylerden. Ondan dolayı sizi kucak dolusu sevgilerle karşılıyorum. Hepinizi bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi duyuyorum. Sizin hepinize seviyorum ve kucaklıyorum, sevgidir. Doğru olana göre karar vermek, hakkını gözetmek ise nedir? Adalettir. Adalet olacaktır. Bu arada mesaj geldi herhalde. Şuradan dur, telefonumun sesini kısayım, bir mesaj atıyor aşağıda. Üçüncü sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Kıstım telefonun sesini. Şimdi burada bazı 5 tane sorumuz varmış. Soruyu okumadan bazı diyorum hemen. Bu 5 sorudan doğru ise doğru, yanlış ise yanlış yaz diyor. Yani hangisi doğru, hangisi yanlışın renkli hali. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara Ensar denir. Bak bu yanlış. Niye biliyorsun? Yanlış. Çünkü bak dikkat et. Mekke'den Medine'ye hicret edenlere diyor. Şimdi şurası Mekke. Tamam mı? Şura Medine. Medine, Mekke. Unutma. Buraya hicret eden şu kardeşlerim var ya, bu 622 yılında, çünkü Müslüman Müslümanın kardeşidir. Bu hicret edenlere muhacir deniyor. Muhacir. Medine'deki ev sahiplerine ise ensar deniyor. Bunu unutma. Şimdi bize diyor ki burada Mekke'den Medine'ye hicret eden, hicret edene biz ne diyorduk? Muhacir diyorduk, ama bu ensar demiş, o zaman yanlış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Yahudilerle yaptığı anlaşmaya Medine Sözleşmesi denir demiş. Doğru bir bilgidir. Peygamber o dönem mesela Medine'de çok Yahudi vardı. Onlarla sözleşme imzaladı ve kardeş kardeş de Müslümanlar ve Yahudiler yaşadı. Peygamber Efendimizin Mekke'de bulunan mübarek kabri Ravza-i Mutahharra'dır demiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir demiş. Doğru bir bilgidir. Mekke'den Medine'ye Hazreti Ali ile birlikte hicret etmiş. Şu soru kaymış arkadaşlar. Şöyle yapayım. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye Hazreti Ali ile birlikte hicret etmiş denilmektedir demiş. Yanlış bir bilgidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir ile hicret etmiştir. Hatta bir mağaraya gitmiştir. Mağaranın önünde güvercinler yuva yapmış, örümcekler ağ örmüştür Allah'ın izniyle. Peki size bir soru. Peygamberimiz hicret ederken Hazreti Ebubekir ile saklandıkları mağara nedir? Hadi yorum kısmına yazın bakalım neymiş. Bir milletin üzerinde yaşadığı kültürünü oluşturduğu, sınırlarını uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş toprak parçasına vatan denir demiş. Doğrudur. Aslında bu tanımların hepsini koy, alt tarafa Türkiye Cumhuriyeti devletim, güzel milletim şeklinde yaz. Şimdi geldik test sorularına. Birinci sorudan devam edelim. Hazreti Hüseyin tarafından söylenen bu sözde İslam'ın yasakladığı davranış hangisidir? Bir Müslüman kardeşin senden ayrıldığında arkandan söylemesini sevmediğin şeyi sen de onun arkasından söyleme diyor. Şimdi bir insanın arkasından attığı nasıl atıyorsun? Mesela diyorsun ki gidiyorsun ya diyor şu Kaan Hoca var ya diyor. Kaan Hoca hiç ders anlatamıyor. Şunu şöyle yapıyor, bunu böyle yapıyor. Arkasından ne yapıyorsun? Böyle konuşuyorsun değil mi? Ha, o konuştukların işte gıybete giriyor. Diğer bir adıyla dedikoduya giriyor. Unutma. Bu günahtır. Hazreti Hüseyin ne demiş? Bakın İslam'ın yasakladığı davranıştır demiş. Bunlar sevmediği sen de onun arkasından söyleme diyor. Haset etmek der. Haset etmek şöyle kibirli ki şeydir böyle. Kıskanç bakmak gibi. Kibirli böyle üstten bakmak, burnu havada gibi. Alay etme de böyle dalga geçme gibi bir şey. Ama gıybet Müslüman'ın arkasından atmayacaksın kardeşim. Kusura bakma. Günah. Allah yasaklamış. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayeti hangi emirle başlamıştır? Aha soru bak yakaladık soruyu. Ney? Cevap ne? Hemen geldim. Aha yazmamışım buraya da cevabını. Neydi ilk emir? Şunları vermiştim. İlk emir neydi? Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku şeklinde olacaktı. Aha bir soru daha. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara ne denir? Bak soru ne diyor sana? Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara ne ad verilir?
Mekke'den Medine'ye hicret eden, giden yani hicret eden Müslümanlara biz ne diyormuşuz? Evet, muhacir. Çok güzel arkadaşlar. Peki Medine'deki ev sahipleri kimdi? Ensardı bak. Ev sahibi. Zaten şuradan aklında kalsın bak. Ensar, ev sahibi. İkisi de ne arkadaşlar? E ile başlıyor. Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? Bir gün peygamberimiz ashabıyla birlikte otururken bir cenaze geçer. Peygamberimiz hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler geçen cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söylerler. Peygamberimiz olsun, o da bir insan değil mi diyerek cevap verir. Bakın güzelliği görüyorsunuz mu? O diyor Yahudi de olsa o da insan. Bir cenaze var. Bir acı var diyor burada. Ona saygı duymamız gerekir diyor. Aslında İslamiyet var ya mükemmel bir din ya. Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? İnsanlara değer verdiğini, kesinlikle değer verdiğini gösterir. Bak bitti zaten. Danışarak iş yaptığı değil, sabırlı oluşu değil, cesaretliliği değildir. Geçiyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumumuzda sevinçlerimizi paylaşmamıza vesile olan günlerden biri değildir? Millet olarak sevinçlerimizi paylaştığımız günler vardır. Dini ve milli bakımdan önemli olan bu günlerde bir araya gelinir. Bu günler neydi? Arka tarafta çözmüştük. Bayramlardı. Peki alttakilerden hangisi bizim dini ve milli bayramlarımız? Geldik Ramazan bayramı, diğer bir adıyla şeker bayramı, bayram açlıklarının el öpülmesiyle alınan bayramdır. Çok güzel bir bayramdır. Çok severim kendisini. Cumhuriyet bayramı çok önemlidir. Ülkemizin kuruluş temellerinin atıldığı bayramdır. Bunu kendisini de çok severim. Kurban bayramı, Allah'ım o güzel etlerin yenildiği, o tatlı tatlı etlerin yenildiği, bayram açlığının da ekstra olarak cebine aldığın, sanki şöyle düşün. Bir mangalcıya gitmişsin de et şiş yiyorsun, bir de cebine bayram açlığı alıyorsun. O kadar güzel bir bayram. Onu da çok severim ama hafta sonları bizim bayramlarımız arasında değil, kusura bakma. Yukarıda sayılan davranışları yapan bir kişi İslam'ın yasakladığı davranışlardan hangisini yapmış olur? Devletin imkanlarını kendi çıkarları için kullanmak. Oh, mis gibi. Rüşvet almak. Çok güzel. Kul hakkı bunlar. Hepsi mükemmel kul hakkı. Yanacak. Cehennemlik. Alışverişte hile yapmak. Bizden değil. Bizi kandıran bizden değil. Gene hile yapmış. Suyu ve elektriği kaçak kullanmak. Mükemmel. Hırsızlığın başkenti. İnşaatte malzemeyi ölçülerinden az ve kalitesiz kullanmak. Hepimizi kandırmış bunlar. Şimdi burada baktığın zaman arkadaşlar bunun yaptığı ne biliyor musun? Bence hırsızlık. Kötü zan da girer ama kötü zanı kusur araştırma değil. Bunu ben çok bakmıyorum. Kusur araştırma bir şeyin kusurunu görmek. Kibir değil. Kötü zan aslında şöyle bir şeydir arkadaşlar. Kötü görmektir. Bu bunlar içerisine girmez zaten. Bunların hepsi hırsızlık. Yani doğal hırsızlık. Devletin malını çalıyorsun. Bak burada rüşvet alıyorsun. Abo, alışverişe hile yapıyorsun. Suyu elektriği kaçak kullanıyorsun. İnşaat malzemesinden çalıyorsun. Yani resmen Allah'ın yasakladığı bütün kusurlu hareketlerin hepsini yapmışsın. Onun için bunların her biri büyük günaha. Sakın, siz tertemiz bir Türk gencisiniz. Tertemiz bireylersiniz. Hepiniz elhamdülillah Müslüman ve çok güzel, çok güzel ahlaklı yetişmiş insanlar olacaksınız. Aşağıdakilerden hangisi kibirli insanın özelliklerinden birisi olamaz? Şimdi kibirli biri. Burnu ne bileyim bak, kibirliyi duyduğumdan da şu burun var ya, normalde bir insanın burnu nedir? Şöyle bir şey çizilir, hop. Nedir? Böyledir değil mi? Normal kibirli insanın burnu şöyle uzaya doğru bakıyor, tamam mı? Seni görmüyor yani. Bak şurada gözleri var ya. Bu gözleri seni görmüyor. Havaları görüyor. Ama şu insan, normal insan, ne yapıyor? Seni buradan görebiliyor. Kendini beğenmiş. Başkalarını küçük görür. Bak görmez yani. Göz görmüyor yani. Bu adamın yapacağı bir şey yok. Övünme. Yok. Başkalarının fikrine değer verir. Yok. Bunu yapmaz. Bak şunların hepsini yapar. Kendini beğenir. Çok beğenir. Başkalarını küçük görür. Övünür. Ama başkalarının fikrine değer veren insan senin benim gibi kalender insanlardır. Allah yolunda giden insanlardır. Peygamberimizin bizi alt adam bizden değildir. Yani diyor ki Müslüman Müslümanı kandırmaz. Kusura bakma diyor. Sözü aşağıdakilerden hangisini yasaklamaktadır? Yardımlaşmayı. Ahlaklı olmayı, bunlar gayet normal. Bunlar serbest İslamiyet'te. Dürüstlük, evet. Ama hile yapmak. Hile yapanın
ne yapacak? Müslümanlıktan çıkma yoluna kadar gider. Arkadaşlar sorular bu şekildeydi. 14 dakikada güzel bir anlatım yapmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Şu dediğim bilgileri de unutmayın. Bakın muhacir göç eden yani hicret eden, ensar ev sahibi, ev sahibi ensar. Unutma. Hani bunun ilk sahibi. Bunlar da nedir arkadaşlar? İslamiyet'in ilk vahiyin geldiği kısımlardır. Bunları da unutmayın. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bu yüzü de alın. Hemen yorum kısmına yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.